Sayı saymaya başladığımız zaman genelde hangi sayıyla başlıyoruz? Çoğunlukla birden başlıyoruz değil mi? Birden başlıyoruz ve 2, 3, 4, 5 diye devam ediyoruz. Peki bu şekilde saymaya ne kadar daha devam edebiliriz? Sonsuza kadar saymaya devam edebiliriz, öyle değil mi? Şimdi, bu şekilde sayarken aslında ne yapıyoruz? Saymaya birden başlıyoruz ve sonsuza kadar sayıyoruz. Bunu yaptığımız zaman aslında bir sayı ailesi elde etmiş oluyoruz. Sayma işlemini yaparken karşılaştığımız bütün sayılar bu ailede olacak. Önce 1 ile karşılaşacağız. Ardından 2, 3 ve böyle devam edecek. Karşılaştığımız bütün bu sayılar az önce de dediğim gibi bir aileye ait olacak. Bu aileye sayma sayıları diyoruz. Evet, sayma sayıları. Peki bu sayma sayıları ailesine ait bütün sayılarla nasıl karşılaşabiliyoruz? Birden başlayıp sonsuza kadar saymamız gerekiyor. Bunu yazalım. Birden başlıyoruz ki burada saymaya birden başlamamız gerçekten önemli. Evet, saymaya birden başlayıp sonsuza kadar sayıyoruz. Sonsuza kadar say. Peki, eğer şöyle bir şey dersek, Canım saymaya birden başlamak istemiyor. Onun yerine sıfırdan başlamak istiyorum. E, o zaman ne olur? Yani sıfırdan başlayacağız ve az önce yaptığımız şeyin aynısını yaparak 1, 2, 3, 4 diye devam ederek sonsuza kadar sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 diye saymaya devam ediyoruz. Bu kısım yukarıdakine benziyor. Peki bu sefer nereye kadar saymaya devam edebiliriz? Sonsuza kadar. Hiçbir zaman bir sonraki sayıyı söyleyemeyeceğiniz bir noktaya gelmezsiniz. Son sayı diye bir şey yok. O yüzden saymaya devam ederiz. Bu şekilde saymakla ilk seferki gibi saymak arasındaki asıl fark ya da tek fark nedir? Bu sefer sıfırı da dahil etmiş olduk, öyle değil mi? Saymaya sıfırdan başladık. Bu şekilde sıfırdan saymaya başlayıp, sonra da üstteki bu ailedeki herkesle karşılaştığımız zaman, Artık bu aileye doğal sayılar diyoruz. Evet, bu doğal sayılar. O zaman bu ailedeki herkesle karşılaşmak istersek ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer saymaya sıfırdan başlamalıyız. Bunu yazalım. Sıfırdan başlıyoruz. Ardından az önce yaptığımızın aynısını yaparak sonsuza kadar sayıyoruz. Bunu da yazalım. Sonsuza kadar say. Görmüş olduğunuz üzere sayma sayıları ailesi ile doğal sayılar ailesi arasındaki fark o kadar da büyük değil. Aralarındaki en önemli fark, yani aslında aralarındaki tek fark, doğal sayılar ailesinde saymaya sıfırdan başlayıp sonsuza kadar sayıyoruz, sayma sayıları ailesinde ise birden başlayıp sonsuza kadar sayıyoruz. Başka bir deyişle, sayma sayıları ailesi, birden başlayıp sonsuza kadar devam eden sayıları içeren aileye denir. Doğal sayılar ailesi ise yine sayma sayıları ailesindeki bütün sayıları kapsıyor, içinde bütün sayma sayılarını barındırıyor, üstüne bir de sayma sayıları ailesine eklediğimiz ekstradan bir sayı var. Peki bu sayı ne? O da 0.